doğal tabii. İlk günler. Öyle hemen müşteri kaynayacak değil ki. Yani ayak alışacak önce. Dünyanın her yerinde böyle ya. Hasta lan bunlar. Bu yaştan sonra olur mu gali? Cezmi efendi belli olmaz bu işler. Hadi lan. Bu hıyar cücüğü şalgam da geçip karşımıza oturmuyor böyle. Boş ver. Atates suratlı. Eğlendirin kendinizi dükkanın önünde. Harcayın paraları. Şu çocuk hiçbirinizin umurunda değil. Ancak Cezmi ilaç şu kadın. Bir de kardeşten ötelermiş. Püs size. Yürü. Yürü. Kolay gelsin gari babalar. Bittin de pek güzel olmuş hani. Ne istiyorsun lan? Hiç. Hallolsun demeye geldim. Sen onu benim pabucuma anlat. Bunca zaman oldu. Ne sattınız, ne kazandınız? Duydum ki bozulmasın diye mallar konu komşuya bedava dağıtıyormuşsunuz gari. Ha tabii. Noit'teyi ki bu saklayasın kışa kadar. Bakın, size de yazık, paranza da. Biraz daha konuşmaya devam ederse sana yazık olacak. Yediğin dayağın tadını unuttun galiba. Kardeşim, ben size burada mal sattırmam. Tamam mı? Gerekirse malların fiyatını yarı yarıya düşürürüm, gene sattırmam. Bir daha da bana elinizi sürerseniz... Yürü git ulan! Sabah sabah köpek gibi uluma kapımızda, hadi! Yalvaracaksınız bana bizim malımızı sat diye. Satmayacağım gari, satan da imledir gari. Ya bu zerzebatın başına bir şey gelse yardıma koşacak kimsesi yok. Yazık vallahi. Baba ne oldu yine ya? Yok bir şey. Hıyarın tuzu azalmıştı, biraz tuzladık. Sen nereye böyle sabah sabah? Şöyle bir şehre gideceğim. Kardan bıraksaydı seni şehre kadar. Arabayla o da şehre iniyordu. Yok istemez amca, ben kendim giderim. Alan. Oğlum bana öyle geliyor ki biz yakında dünür olacağız. E fena mı işte ya? Mallar, mülkler, hamlar, hamamlar aile içinde kalır.